Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gayet enerjiyiz. Sırf bu videoları çekmek için şehir dışından gelmek zorunda kaldım. Çünkü sistemi eve kurmuşuz. Hanımın da işine geliyor biraz. Sistem evde video çekmen gerekiyor. Hadi gel diyor. Ne yapayım? Gece çok geç saatlerde olsa bir şekilde tekrar dönüyoruz ikamet ettiğimiz şehre. Şimdi arkadaşlar hangi şehir? Urfa'dayız arkadaşlar. Aslen Adana, Urfa. Ama okul vesaire hep Bursa'da. Şimdi ikinci okul, ikinci kendimizi geliştirme süreci Konya. Bu şekilde birçok ile gidip geliyoruz. Yakın zamanda Trabzon'a gitmiştim. Orada çok şahane bir şehirmiş. Ülkemizin her tarafı güzel ama Muğla'yı çok merak ediyorum. Muğla'dan bir dershane bir çağırsa da bir de Muğla'ya gitsek diye içimden geçirmiyor da değilim. Şimdi arkadaşlar. Yap işlet usulü, yap işlet devret usulü, imtiyaz sözleşmeleri. Bunlardan biraz ayrıntıya gireceğim. Ama ayrıntıya girerken de bu adamların sevdiği cümleleri de size vurgu yapacağım. Onları da koyu puntoyla zaten yazmışım. Bu cümleleri bu adamlar seviyor. Sevdiği için de herhangi bir soru yaptıklarında bunları kullanıyorlar. Tamam? Ne demek istediğimi? Haydi gel biraz not üzerinde konuşalım. Arkadaşlar, yap işlet usulü. Biraz silelim şurayı. Hop. Teknoloji ya. Çok güzel oldu bu iş ya. 1997 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Hocam ne zaman uygulandığını bilmekte fayda var mı? Bilmesen bilme ya. Boş ver. 1997. Aramızda 97 doğumlu var mıdır ya? 18 yaşında. Yoktur yoktur. Yeni başlamıştır bu da üniversiteye. Şimdi arkadaşlar, yap işlet usulü elektrik enerji santrallerinin üretim şirketlerinin mülkiyetinde kurulması. Bak cümleye bak. Üretim şirketleri mülkiyetinde kuruluyor. Demek ki yap işlet usulünde yapılan kamu hizmeti yerine getirilirken o kamu hizmetinin mülkiyeti kime aitmiş? O hizmeti yerine getiren özel şirkete. Yani yapılan elektrik üretimi için kurulan termik santralin mülkiyeti kimde? O şirkette. Devlette değil, o şirkette. O zaman hocam bunu yorumlayalım. Yorumlayalım. Süresi dolduğunda yapılan sözleşmenin yap işlet usulü sözleşmesinin süresi dolduğunda devlete mal otomatikmen geçmeyecek. Devlete o tesisi satacak. Bak. Bak bir kelimeden neler çıktı. Daha ne bunlar? Gel. Üretim şirketleri mülkiyetinde kurulmasını, işletilmesini, üretilen elektrik enerjisinin satışı. Bak. Kuracak, mülkiyetinde kuracak. İşletecek, elektrik üretecek, o elektriği de bize satacak. Of, müthiş bir şey ya. Evet, termik santral kuruyorum. Tesis benim. İşletiyorum, benim. Üretiyorum, benim. İstiyor musun? Tamam, satarım parayla. Kebap. Bak şimdi, devam ediyorum. Adım adım. Şu mülkiyetindeki kelimeyi okuduğunda umarım benim hocam senin gibi hiç böyle düşünmemiştim diyor olabilirsin ama bunu ben yorumluyoruz, tamam mı? Yorumluyoruz, olaya oturtuyoruz. Yap işlet, elektriği yap işlet. Devam. Bu üretim şirketleriyle yerli ve yabancı sermaye ortakları olabilir. Bak. İkinci bilgi. Yap işlet usulünde yerli ve yabancı şirketler bu usulle ülkemizde termik santral kurup işletebilir mi? Evet. İmtiyaz sahibinde ne diyeceğim biliyor musun? İmtiyaz usulünde. Kamu hizmetlerinin görünme usullerinden biri olan imtiyaz usulünde sadece Türk anonim şirketleri olur. Ama anonim şirketin ortaklarında yabancı kişiler de olabilir diyeceğim. Tamam, ortaklar arasında yabancı kişiler olabilir. Ama şirket ne olacak? Türk anonim şirketi olacak. Yap işlet usulünde böyle bir şart var mı? Cık, yok. Böyle bir şart var mı? Yok. Yerli olabilir. Yani Türk bir şirket olabilir. Yabancı bir şirket de olabilir. Bak aradaki farka bak. Gel buraya. Devam ediyorum. Sadece termik santral kurma ve işletme izni verilmesi için termik santral üreten enerji satışına ilişkindir. Elektrik üretmek için kurulan bir yapı, bir usul. Bunun adı yap işlet usulü. Bir. Ve hangi türde elektrik santrali kurulacak? Termik santral kurulacak arkadaşlar. Termik santral bazında, yani kömür yakarak, tamam, doğal gazla
ne olacak? Bir elektrik üretimi söz konusu olacak. Tamam? Termik santral kurulması için yap işlet usulü yapılabiliyor sadece. Şimdi hidroelektrik, jeotermal, nükleer santrallerde yenilebilir enerji kaynaklarında kaynakları ile çalışabilecek santrallerde bu kanun dışındadır. Demek ki hidroelektrik su gücüyle üretimi barajların. Bunun yanında arkadaşlar jeotermal nükleer santraller yap işlet usulüyle kurulabiliyor mu? Kurulamıyor. Hangisi kuruluyor? Yap işlet usulü denildiğinde hemen diyeceksin ki elektrik üretimi. Hangisi? Termik santral. Bitti. Mülkiyet kimde? Özel şirkette. Süresi dolup süresi dolduğunda mülkiyeti devlete geçiyor mu? Geçmiyor. Tamam? Devam. Bak mülkiyet olayı önemli. İmtiyazda tam tersini söyleyeceğim. Bunun sorusunu yapalım mı? Bak soruya bak. Özel soru demişiz. Karalamaya kıyamıyorum. Dur sen çöz. Dur. Durdun mu? Tamam. Sizi beklemeyeceğim tabii ki. Siz durdurdunuz, çözdünüz. Gel bakalım buraya. Aşağıda verilen kamu hizmetlerinden hangisi yap işlet usulü ile gördürülebilir? Yap işlet usulü denildiğinde buraya yazacaksın hemen. Elektrik üretimi. Yanına koyacaksın. Termik santral diyeceksin. Bitti. Gel buraya. Termik santral kurma ve işletme izni verilmesi. Cevap Adana. Diğerlerini okuyorum. Hidroelektrik, jeotermal, nükleer santral, eğitim ve sağlık hizmetleri. Bitti. Bu kadar. Eğitim ve sağlık hizmetleri. Kamu hizmetlerinin görülme usullerinin hangisinde yer alır? Eğitim ve sağlık hizmetleri hangisinde yer alır? Yorumlara cevabını yazıyorsun. Bekliyorum. Tamam. Biraz önce anlattım. Bir önceki videoda. Evet. Devam edelim. Bu kadar basit. İşte bu benim özel sorumdu. Gelirse böyle bakmaya kolay olduğuna. Gelirse çok kişiyi döker. Devam ediyorum. Yap işlet usulünün temelinde termik santral kurmak isteyen enerji üretim şirketleri TAŞ, Türkiye Elektrik Anonim Şirketi arasında imzalanan bir sözleşme var. Bir sözleşme. Ruhsat usulünde bir sözleşme var mıydı? Yoktu. Ruhsat usulünde ne vardı? Bir izin. Burada ise bir sözleşme. Sözleşmeyi kimle kuruyorum? Elektrik enerjisi üretmek isteyen bir firma geliyor diyor ki Türkiye Elektrik Anonim Şirketi'ne efendim ey TAŞ. Evet, aramızda bir sözleşme yapalım. Ben senin ülkende termik santral kuracağım ve elektrik üreteceğim. Tamam, yapalım. Devam. Ama bunun için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan ne almam lazım? Efendim böyle bir firma var. Geldi benimle sözleşmeyi imzalamak istiyor. İzniniz var mı? Var imzam. İmzalayın gitsin. Tamam. İzni aldın mı? Aldım. Devam ediyorum. Ya işlet sözleşmesi nasıl bir sözleşme? Özel hukuk sözleşmesi olarak karşımıza çıkar. Bakın. Özel hukuk sözleşmesi olarak karşına çıkıyorsa bak bana bak bana. Bana bak gözüme bak. Özel hukuk sözleşmesi olarak karşıma çıkıyorsa şu cümleyi kuracaksın. Sözleşme yapılıncaya kadar arada bir uyuşmazlık çıkarsa idari yargıda çözülür. Sözleşme yapıldıktan sonra bir uyuşmazlık çıkarsa adli yargıda çözülür. Tamam? Ne için kuruyorum bunu arkadaşlar? Özel hukuk sözleşmeleri olarak karşıma çıkarsa. Eğer ki kamu hukuku sözleşmesi olarak karşıma çıkarsa arkadaşlar bu defa ister yapılış aşamasında ister yapıldıktan sonra bir uyuşmazlık çıksın. Nerede? İdari yargıda. Özel hukuk sözleşmesi yapılıncaya kadar bir uyuşmazlık idari yargıda yapıldıktan sonra uygulama aşamasında bir uyuşmazlık çıkarsa adli yargıda görülür diyeceksin. Tamam. Yap işlet usulü nasıl bir sözleşme türüymüş? Özel hukuk sözleşme türüdür. Tamam mı? Devam edelim. Bunları anlatmış olduk. Şimdi süresi 20 yıldır fakat bu süre uzatılabilir. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Allah'ım sana geliyorum. Kendimi alamıyorum ekrandan. Neden böyle oluyor? Gel buraya. Yap işlet devlet usulünde farklı olarak bu usulde sözleşme gereği kurulan tesis mülkiyeti üretim şirketindedir. Dolayısıyla sözleşme sonunda idareye bedelsiz olarak devredilmeyecektir. Neyin aksine? Yap işlet devlet usulünün aksine. Anladınız değil mi? Var mı bir problem? Bitti. Yap işlet usulü bitti. Bu cepte. Tamam. Şimdi nereye geldim? Yap işlet sonra da devret. Gel buraya. Bak buraya.
3996 sayılı kanun bunu düzenlemiş. Bu kanunu indirdim. Üzerine bayağı bir baktım arkadaşlar. Güzel bir not çıkartayım. Aman arkadaşlar, bizi dinleyen arkadaşlar, bu notları alan arkadaşlar hakkına girmeyelim. Dört dönük şu işi öğrensin. Buradan bir soru gelirse kaçırmasın. Tamam. Bak şimdi. Nasıl soru yapmışlar? İleri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetleri yap, işlet, devret modeliyle yapılabilir. Demek ki anahtar kelimem ne? Büyük bir mali kaynak gerektirecek. İleri teknoloji gerektirecek. Büyük bir köprü yapacağım. Marmara Ray yapacağım. İşte boğazın altından tünel geçireceğim. Boğazın üstünden tünel geçireceğim gibi büyük projeler, büyük teknoloji isteyen projeler durumunda köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, spor tesisi, balıkçılık, barınakları, ticari bina vesaire vesaire vesaire. Büyük bir proje olduğunu hissettin mi? Büyük bir elektrik yap işlet usulü. Büyük bir proje yap işlet devlet usulü. Tamam? Devam ediyorum. Sözleşme özel hukuk hükmüne tabidir. Özel hukuk hükmüne tabidir. Anladın değil mi? Ne demek istediğimi? Kurulancaya kadar, kurulduktan sonra. Anladın değil mi? Tekrarlamıyorum. Devam. Özel hukuk sözleşmesi olarak kabul edilir. Danıştay'ın görüşünü almaya gerek yoktur. Danıştay görüşü almaya gerek yoktur. Devam. Yüksek Planlama Kurulu'nun izin almak gerekiyor. Danıştay'ın görüşü alınıyor mu? Alınmıyor. Bak, alınmıyor. Tamam? Devam. Devam. Bitireyim. Bir tane soru okuyacağım size. 49 yılına yapılıyor. Yüksek Planlama Kurulu'nun izin alınıyor. Yap işlet usulünde kimin izni alınıyordu arkadaşlar? Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın izni alıyordu. Yap işlet devlet usulünde kimin izni alıyor? Yüksek Planlama Kurulu'nun izni alıyor. Danıştay'ın görüşünü alıyor mu? Almıyorum. İmtiyaz sözleşmesinde de Danıştay'ın görüşünü alıyorum. Lütfen bunları karıştırma. Adamlar bunu yapıyor işte. Adamlar bunu yapıyor, biliyor senin karıştıracağını. Ama biz karıştırmayacağız. Bakın, o kontenjanların yarısından fazlasını, kaymakamlıkların yarısından fazlasını biz dolduracağız. Tamam? O hakimlik ilanların kontenjanların yarısından fazlasını biz dolduracağız. Hukuk öğretir farkıyla, hukuk öğretir ailesi olarak dolduracağız. Adamlar buradan soru yapıyor. Gel buraya, gel buraya. Bak, bitmedi. 49 yıllığına. Yap işlet usulü kaç yıllığınaydı? 20 yıllığına. Tamam? Devam ediyorum. Türkiye'de faaliyette bulunma iznine sahip olan yabancı şirketler sözleşmenin tarafı olabilir. Yabancı şirketler sözleşmenin tarafı olabilir. Yapılacak aynı yap işlet usulünde de böyleydi. Yapılacak yatırım işimde gerekli olan kamulaştırmayı idare yapacak. Kamulaştırmanın bedelini kim verecek arkadaşlar? Yap işlet devlet usulüyle şirket ödeyecek. Tamam? Yani ben devletim. Sen gelmişsin, büyük bir köprü yapacağım bize. Tamam mı? Diyorsun ki köprünün yolları şuradan geçecek. Ben devlet olarak gidiyorum, oraya kamulaştırıyorum. Bunun bedelini sen bana veriyorsun. Yap işlet devlet. Her şey sende. Devam. Devam. Bitmedi. Danıştay görüşü alınmıyor. Devam. Sözleşmenin süresi dolmasıyla yapılan yatırım bedelsiz olarak idareye geçer. Bak, idareye bedelsiz olarak geçti mi? Geçti. Yap işlet usulünde bedelsiz olarak geçiyor muydu? Geçmiyordu. Yap işlet usulünde bedelsiz olarak geçmezdi. Yazmışım zaten. Bu notları çıkartıyorum ama araya 2-3 gün giriyor. Ne çıkardığımı bilmiyorum. Başlıyorum anlatmaya. Bak, altına yazmışım. Sözleşme imzalanana kadar bir uyuşmazlık çıktığında idari, bunları okumuyorum artık. Uyuşmazlık tahkim yolu da öngörülebilir. Burası önemli. Üretilen mal ve hizmet için idare tarafından alım garantisi verilebilir. Mesela işte yapılan köprüden belli bir miktarda araç geçmesi devlet tarafından söz verilmesi gibi. Tamam. Bu şekilde bir söz verilebiliyor. İmtiyaz usulü. İmtiyaz usulüne geçmeden önce gel şimdi buraya. Bu ekranda kalsın. Ben ekrana geliyorum şimdi. Size bir tane soru okuyacağım. Güzel bir soru. Tableti aman bir şey olmasın. Şimdi arkadaşlar, soruyu iyi dinleyin. Diyor ki Karayolları Genel Müdürlüğü tünel ve bağlantı yolu yapımı için 3996 sayılı bazı yatırım ve hizmetleri yap işlet devret modeliyle gerçekleştirilmesi hakkında çıkmış soru bu. 2004 KPSS hakkında hükümler çerçevesinde A anonim şirketiyle sözleşme yapılmasına karar vermiştir. Bir tünel yapılacak, büyük bir proje, zaten söylemiş hangi sözleşmeye girer diye ayırmana gerek yok. Yap işlet devlet usulüne girer diyor. Tamam mı? Söylemiş bunu zaten. Sonra diyor ki
Anonim şirketiyle devlet bir sözleşme yapacak. Burada problem yok. Gerekli hukuki prosedür ve süreç taraflarca 01.02.2004 tarihinde tamamlanıp sözleşme imzalandıktan sonra genel müdürlük projenin uygulamaya geçebilmesi için ilgili anayasa hükmü gereğince Danıştay'dan görüş alınması gerektiği gerekçesiyle sözleşme taslağını Danıştay İdari Dairesi'ne göndermiştir. Olayla ilgili hangisi doğrudur? Sözleşme usulü ne? Yap, işlet, devret. Sözleşmeyi imzalıyorlar. Diyor ki genel müdürlük. Ya diyor, Danıştay'ın görüşünü almamız lazımdı. Danıştay'a ben bunu gönderiyorum. Danıştay görüşü. Galiba soru anlaşıldı. Danıştay görüşü almaya gerek var mı? Gerek var mı? Yok. Gel buraya. Yap işte A şıkkı. Yap işte devlet modeli çerçevesinde. Yap işte devlet modeli çerçevesinde yapılan bu sözleşme özel hukuka tabi kılındığı için Danıştay'ın görüş bildirme yetkisi bulunmamaktadır. Doğru bilgiyi soruyor arkadaşlar. Hemen A şıkkında bunu vermiş. Ama sen bunu sınavda Danıştay görüşü alınma şartı yoktur diye hele bu şıkkı en başta eleyeceksin. Niye? Sen bunu imtiyazla karıştırıp imtiyaza göre cevapladığından dolayı. Tamam. İmtiyazda tabii ki Danıştay'ın görüşü alınacak 2 ay içerisinde. Burada bir problem yok. Ama yap, işlet, devret usulünde Danıştay'ın görüşü alınmaya gerek yok. Alınmıyor. Alınmıyor. Gerek yok değil. Alınmıyor. Tamam. Galiba anlaşıldı. Geçtim. İmtiyaz usulü. Umarım uzamamıştır. Galiba 15 dakika falan oldu. Devam ediyorum. İmtiyaz usulü. Bunun üzerine kaçıncı sayfadayız galiba? İmtiyaz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayfa falan var. Gel buraya. Hadi arkadaşlar enerjik olalım. Hadi ikinci videomuz. Benim bugün son videom. Sizin ikinci videonuz. Bilmiyorum size kaçıncı videonuz ama lütfen odaklan. İmtiyazdan soru gelecek. Eğer buraya kadar anlattıklarımı dinlemiş, bunu kapatıyorsan lütfen kapatma. Şöyle bir kendine gel. Şöyle bir sallan, bir şeyler yap. Tamam. Ayağa kalk, bir yürü, pencereyi aç, bir şeyler yap. Kendine gel. Buraya kadar dinlersin. Buradan soruyu sormazlar. İmtiyazdan soruyu sorarlar büyük ihtimal. Ne olur kaçırma. İdarenin bir özel kişi ile yaptığı sözleşme uyarınca belli bir kamu hizmetinin masrafları kar ve zararı özel kişiye ait. Kar ve zarar özel kişiye ait değil de devlete ait olsaydı bu usule ben ne diyecektim? Bu usule ne diyecektim? Müşterek emanet usulü. Hatırladın değil mi? Devlete ait müşterek emanet usulü. Tanım olarak soruyorlar. Özel kişiye aitse imtiyaz usulü. Al sana birinci soru. Devam. Burada imtiyaz veren hizmeti gören kişiye ise imtiyaz sahibi denir. İmtiyazcı. İmtiyaz sahibi hizmetten yararlananlardan ücret alır. Kar ve zarar kendisine aittir. Her şey kendisine ait. Sözleşmenin sona ermesiyle kamu hizmeti tesisi tümüyle ve bedelsiz olarak karşıya geçer. İmtiyaz alacaklısı Türk Anonim Şirketi olmak zorundadır. Yap işlet usulünde, yap işlet devlet usulünde yabancı şirkette olabilirdi. Burada ne istiyor arkadaşlar? Türk şirketi olacak. Şurayı çok şey olmasın, böyle biraz güzel görünsün. Tamam. Nasıl? Devam. İmtiyaz yetkisi kimde? Al sana fix bir soru. Devlet adına imtiyaz verme yetkisi kimdedir? Belediye adına imtiyaz verme yetkisi kimdedir? İl özel idaresi adına imtiyaz verme yetkisi kimdedir? Kaç soru? 3 soru. İşte o sizin böyle dünya kadar paralar verdiğiniz kitaplar var ya, soru bankaları, konu anlatımlı kitaplar. İşte buradan 3 soru yaptı. 3 soru cepte. Tamam. İmtiyaz sözleşmesinin şeyini sorar, tanımını verir. Bir soru daha. Türk Anonim Şirketi'ni verir. Al bir soru da buradan. Ne oldu? 5 soru yaptı. 6 soru yaptı. Bak devam ediyorum. Bak buradan soru çok rahat yapar. Soruyu hazırlayanlar da çok rahat yapabiliyor. Devam. İmtiyaz idarenin tek taraflı işlemleriyle değil, iki taraflı bir sözleşme ile verilebilir. İmtiyaz usulü ancak imtiyaz sözleşmesi ile kurulabilir. Yani bir sözleşme söz konusu. Karşılaştırıyorum. Ruhsat usulünde ne vardı? İzin usulü vardı. Bak karşılaştırarak artık bu bilgileri oturtur. Devam. Niye sinirlendiysem. 49 yıl. Tamam. Tek taraflı bir şartname oluşturulabilir. Danıştay görüşü alınmak zorundadır. Danıştay görüşü diyor.
Yap işlet usulü öyle bir şey diyor mu? Demiyordu. Sormuşlar mı? Sormuşlar. Danıştay görüşü nerede diyor? İmtiyaz sözleşmesinde diyor. Anladın değil mi? Tamam. Hadi. Kaçırma. Full yapacaksın. Herkesin yapamadığı, zorlandığı bu zor soruları sen kek sorular olarak değerlendirip işaretleyip geçeceksin. Bak, ben inanıyorum. Yapacaksın. Sonra da bana kazandığının ekran görüntüsünü alıp atacaksın. Ben de onu Instagram Story'de paylaşacağım. Ediyorsun değil mi takip? Tüm güncellenmiş değişiklikleri paylaşıyorum. Yarın bir gün bunu anlatırım. Yarın 49 yıllık olur. 69 yıl. Onu orada paylaşırım. Sen göremezsen 49 yıl yaparsın. Sonra Murat Hoca yanlış anlattı olur. Tamam? Bunlar en güncel hali. Bugüne kadar anlattılarını şu an anlattığım en güncel hali. Ama ben bilmiyorum ki bir ay sonra hangisi değişecek. Bilmediğim için orada paylaşıyorum. Hukuk öğretir. Instagram sayfasını mutlaka takip et. Ya işim bittikten sonra da çık istersen. Tamam? Problem değil. Canın sağ olsun çık. Kullanılmış gibi kendimi hissediyorum ama olsun çık. Ama izle. Orayı takibi al izle. Twitter'da takibi al. Bazen A grubu kadrolar ilanlar gelsin diye etkinlik yapılıyor. İşte Twitter'da TT olmaya çalışılıyor. Biz oradan paylaşıyoruz. Orayı da takibi al. Tamam. Hukuk Öğretleri YouTube kanalı zaten takip ediyorsundur diye düşünüyorum. Şimdi ekranda şöyle biraz aydınlanayım ya. O kadar da ışık. Fatura iki kat geldi arkadaşlar. Ne yapayım? Ya işlet usulüyle bir termik santral kurayım. Faturaları bedavaya mı getireyim? Veya da termik santral imtiyaz sahibinin o şirketin kızıyla evleneyim. Elektriği bedavaya mı getireyim? Anlaşıldı mı? Yap işlet usulünde ne kullanıyordu? Termik santralle elektrik üretiliyordu. Tamamen ders anlatmak için bu cümleler kuruyorum ben şu an. Hanım duymasın. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Hadi hocam derse geç. Hadi geçiyoruz. İmtiyaz sözleşmesi idari sözleşme niteliğindedir. İdari sözleşme niteliğinde. Gördün mü bak özel hukuk sözleşme niteliğinde demiyor. İdari sözleşme niteliğinde diyor. Aha kalem yazmıyor. Yapma. Yapma. Arkadaşlar kalem gitti. Allah'ım bir dünya yer anlattım. Bekleyin. Hallediyorum arkadaşlar. Hallediyorum. Hallediyorum. Buradayız değil mi? Yok buraya geçtik ya. İmtiyaz usulü anlatıyordum. Türk Anonim Şirketi dedik. Girdik. İmtiyaz sahibi hakları nelerdir dedik. Yok. Buradayız. Tamam. Tamam. Kalem çalış. Tamam. Tek yanlı değişiklik yapma yetkisi vardır. Hizmette alınacak ücret idari sözleşme niteliğindedir arkadaşlar. Özel hukuk sözleşme niteliğinde demiyor. Tamam. Demiyor. İdari sözleşme niteliğinde diyor. Yap işlet usulü, yap işlet devlet usulü ne niteliğindedir arkadaşlar? Özel hukuk sözleşme niteliğindeydi. Hizmet alınacak ücret esas itibariyle idare belirler. Tek yanlı değişiklik yapma yetkisi verir. İşletmeyi denetim neticesinde para cezası veya da geçici olarak el koyma yetkisi verir. Bunun yanında arkadaşlar idare takdir yetkisini kullanarak tesisin tüm bina, alet ve eşyaların bedelini ödeyerek satın alıp imtiyaz hakkını geri alabilir. Raşa ve raşhat tek yanlı fesih yetkisi buna deniyor. Yani imtiyaz sahibi devlet diyor ki ben sana imtiyaz verdim. Ey imtiyaz sahibi olan kişi ben senden bu yaptığım masrafları her şeyi ödüyorum. Bunu alıyorum. İşte buna ne diyorum arkadaşlar? Tek yanlı fesih yetkisi vardır. Raşhat da bunun diğer adıdır. Devam ediyoruz. İmtiyaz sahibi buna uymak zorundadır. Buna da katlanacak. Ayrıca imtiyaz sahibi yükümlülüklerini bizzat yerine getirmek zorundadır. Yıllık gelirin bir kısmını da idareye aidat olarak arkadaşlar idareye veriyor. Şimdi imtiyaz sahibinin, şimdi imtiyazlı alan yani bunu kuran imtiyaz sahibinin imtiyazcının
hakkı ne arkadaşlar? Mali dengesinin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Kendisine sağlanan avantajlara saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Ücret alır yaptığı hizmetten. Ücret alır. Yargıya başvuru hakkı vardır. Eğer ki bir öngörülememezlik söz konusu varsa emprevizasyon deniyor buna. Devletten tazminat isteme hakkına da sahiptir. Devam. Uyuşmazlıklar yapılan sözleşme idari niteliktedir. Olduğundan uyuşmazlıkların öncesi yani sözleşme yapıldıktan önce veya sözleşmeden sonra yetkili makam Danıştay'dır. Danıştay'dan görüş almak zorunda mıydı? Evet, almak zorundaydı. Bak hatırlamıyorsan hemen geri geliyorum. Bak burada. Tamam. Danıştay görüş almak zorundadır. 2 ay içerisinde görüş bildirir Danıştay. Tamam. Şimdi tekrar geldim. Sorulara geliyoruz. Uyuşmazlık tahkim yolda öngörülebilir fakat öngörülmemiş sözleşmelerde idari yargı yoluyla çözülür. Yani uyuşmazlıklara mahkemeye de gidebilirsin, tahkim yolda öngörülebilir. Tahkim yolu görülmemiş imtiyaz sözleşmelerinde nerede çözülecektir uyuşmazlık? İdari yargıda çözülecektir. Şimdi sona erme. Nasıl sona erer? Süre dolar, sona erer. İdare fesih eder, sona erer. Karşılıklı anlaşmayla imtiyaz sözleşmesi sona erebilir. Mahkeme karar... Kaymakamlık sınavı geçilmeyecek bir sınav değil. KPSS'yi zaten saymıyorum. Çok yüksek hukuktan full'e yakın bırakacaksın. Adli hakimlik. Avukatlar için konuşuyorum. Hukuk fakültesi mezunları için. İdari yargı hakimlik. Yapılmayacak bir sınav değil. Çok kolay. Sadece o bilgiyi bilmedin. Mesela benim adım ne? Murat. Sen benim adımı bilmiyorsan benim adımın Murat olduğunu işaretleyemezsin. Ama bu çok basit bir bilgi değil mi? Aynı onun gibi de düşün. Danıştay'ın görüş aldığını orada alınmadığını bilsen yap işlet devlet usulünde A'yı işaretleyip geçeceksin. Bilmediğinden dolayı diğer şıklara iniyorsun. Karman çorman oluyor. Sonra da çıkıyorsun yarım saat arkadaşınla yap işlet devlet usulündeki soruyu tartışıyorsun. Gerek yok. Danıştay görüşü almak zorunda değil deyip A'yı işaretleyip geçeceksin. Bitti. Soru bu kadar. Basit. Tamam mı? Bizzat devlet yapmış. Yani belediye bizzat çöp toplatmış. Emanet usulü deyip geçeceksin. Kar, zarar, masraf, hasar her şey kime ait? Özel kişiye ait. Özel kişiye aitse ne diyordum? İmtiyaz. Devlete aitse ne diyordum? Müşterek emanet usulü. Bitti. Bunlar anahtar kelimeler. Bunlar sana soru yaptıracak. Sınav zor değil. Sınav senin bilgi eksikliğinden dolayı zor gibi geliyor. Tamam mı? Bakın size daha idari yargı anlatacağım. İdari yargıda ne taktikler vereceğim? O davaların açılma, silsileler, temiz süreci neler anlatacağım? Ne taktikler vereceğim? Ne çıkmış sorular üzerinde duracağım? Böyle var ya, işaretleyip geçeceksin. Ya da vakit kaybetmeyeceksin. Senin için zor olan bu idare hukuku diyeceksin ki artık bundan sonra kek. Anayasaya da dedik. Cepte. İdare edeceğiz. Ceza hukukunu zaten dinlemediysen çok büyük ayıp etmişim. Mutlaka ceza hukukunu dinle. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hocam bu notlara nereden ulaşırım? Hukukoretim.com adresinden ulaşabilirsin. Tamam. Kanala abone değilsen olma zaten. Buradan gelecek bildirimlerden haberin olma. Soru çözümlerinden yüklenen videolarından haberin olma. Kanala abone ol ki haberin olsun. Tamam. Dediğim gibi Instagram sayfasını da bir ara takip etmeyi unutmazsın diye düşünüyorum. Kendine iyi bak. Güzel bir iş ortaya koyuyoruz. Sen de ciddi bir emek veriyorsun. Gece saat olmuş 1. Sen izliyorsun şu videoları. Yarın sabah erken kalkmak zorundasın. Ben de erken kalkmak. 6'da kalkacağım. Bugün 6'da kalktım. 1'de uyumuştum. Şimdi saat yine 1 oldu. Uyumam 2'yi bulacak. Yine 6'da kalkacağım. Bir emek veriyorsun. Bunun karşılığını al. Tamam. Bunun karşılığını al. Hadi of yok. Hadi diğer videoya geç. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal.